Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. 60 testte TYT Biyoloji'nin 11. testindeyiz. ATP ve metabolizma ile alakalı bir testi beraberce çözeceğiz. İlk sorumuz antikordan. Aşağıda canlılarda gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Buna göre bu olaylardan kaç tanesi bitkilerde ATP tüketimini gerektiren anabolik olaylardır? Şimdi önce bitkilerde olacak genç arkadaşlar. Bunu bakmamız lazım bununla alakalı. 2 bitkilerde olacak. 2 ATP tüketimi olacak ATP'nin 3 numara anabolik olaylardan olacakmış. 3 numarada anabolik. 3'ünü bakalım harmanlayım. Şuradan bakalım glikojen sentezi. Olur mu bitkide? Olmaz. Bunu çizdim. Bitki dediği için gitti. Difüzyon bunu da çizdim. Niye? Çünkü bunda ATP kullanılmaz, doğru mu? Kullanılmaz. Difüzyonda ATP olmaz. Oksijenli solunum evet bitkide olur mu? Evet bitkide olur. E, ATP kullanımı oluyor mu? Hayır. Oh, Senin sorununla aksine ATP üretiyorsunuz O zaman cızdım cızdın. Buna gitti. Protein sentezi olur mu? Evet. Protein sentezi olur. Bitki de olur. ATP tüketimi gerekir. Anabolik bir reaksiyon mudur? Yes. Nişasta hidrolizi Adı üstünde bak. Hidroliz diyor. Anabolik bir reaksiyon mu bu? Hayır. Katabolik. çarpı yapıştır. Fotosenteze gelelim. Fotosentez olayı. Şimdi bitki de gerçekleşir mi? Evet. Bitki de gerçekleşiyor. ATP tüketimi gerektiriyor mu bu işin içerisinde? Evet. ATP de tüketiliyor. Ev. Anabolik bir reaksiyon mu? Evet. Anabolik bir reaksiyon mu? Evet. Bunu aldım. Son numara aktif taşımaya bakalım. Bitkilerde olur mu? Olur. ATP tüketimi oluyor mu? Evet oluyor. Anabolik bir reaksiyon mu? Hayır değil. Bir şey üretmiyorsun. Küçükten büyük bir şey üretiliyor mu? Hayır kesinlikle üretilmiyor. O zaman kaç tane olmuş oldu gençler? İki tane olmuş oldu. ATP'nin yapısında moleküllerinden hangileri bulunur? ATP'nin yapısını çizecek olsam bir tane adenin bazı var. Yan tarafında şöyle tatlı mı tatlı bir riboz şekeri var. Yan tarafta da 3 tane şöyle fosfat var. P'leri yapıştıralım şu şekilde. Glikoz gördük mü? Hayır. Deoksiriboz gördük mü? Hayır. Fosfat var mı? Hem de 3 tane yapıştır gitsin. Aşağıdaki şekilde bir insanın farklı zamanlarda görünüşleri sıralı olarak verilmiş. Yani bebeklikten yaşlılığa kadar süreç verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur şeklinde bir soru. Yaş ilerledikçe metabolizma hızlanır. Hayır metabolizma aksine yavaşlar değil mi? Çocukların hızlı hareket etmelerinden aklınıza gelsin. Bebekler çok seri çok hızlılar. Yaşlı olduğunuz zaman bu hız düşer. Gençlik döneminde anabolizma katabolizmadan hızlıdır. Evet, anabolizma yapım olayları katabolizma yıkım olaylarıydı. E yapım olayları yıkım olaylarından daha fazlaydı. Doğru bir bilgi. Yaşlılık dönemlerinde vücut büyüklüğünün azalmasının nedeni katabolizmanın yavaşlaması değil, hızlanması olacak, değil mi? Hızlanması yani parçalanma yapımdan daha fazla olduğu için gördüğün gibi yavaş yavaş küçülmeye başlıyorlar. Bilgi yanlış olmuş, numara çekmeye çalışmış bize. 4 numara ATP molekülünün dönüşümünü gösteren şekil aşağıda verilmiş. Buna göre 1 ve 2 numaralı olaylarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. 1 numaralı olay bu arkadaşlar. 2 numaralı olay da bu. 1 numaralı olayda fosfat eklenmesi var. 2 numarada fosfat çıkartılması. 1 numara olay fosforilasyon. Fosforilasyon yani ATP sentezi. 2 numaralı olay defosforilasyon. Defosforilasyon dediğimiz durum nedir? 1 numara ATP'de yapım var. ATP yapıyorsun. 2 numarada da ATP'nin yıkımı var. Bir numaralı olay hücre içinde, iki numaralı olay hücre dışında gerçekleşir. Yanlış. Güzel bir tuzak ama yemez. Niye? Gerçi arkadaşlar ATP'nin yapımı da, yıkımı da hücrenin içinde olur. Dışında olmaz. ATP hücre dışında olmaz. Bir numaralı olay endergoniktir. Endergonik dediğine içine enerji alacak. Bak hop alıyor. Doğru. Bir numaralı olay oksijenli solunum sonucu gerçekleşiyor. Oksijenli solunum sonucu ATP üretiliyor mu? Üretiliyor, o zaman olur. İki numaralı olay egzergoniktir. Bak gördüğün gibi enerji kaybetmiş, Egzo dışarıya enerji vermiş. İki numaralı olay sonucu açığa çıkan enerji protein sentezinde kullanılabilir. Kullanılabilir. Evet. Protein sentezinde bir e, ATP kullanılan olaylardan biridir. Doğru. Bazal metabolizma hızı faktörlerinden hangileri ni etkiler? hızını hangi derece? Şimdi bazal metabolizmanın ne olduğunu söyleyelim genç arkadaşlar. Bazal taban demek. Taban metabolizma. yaşayabilmen için, yaşam için gerekli olan minimum enerji, minimum enerji seviyesi. Bu tipten tipe göre değişir. İnsandan insana göre değişiyor gençler. Herkesin bazal metabolizması aynı değil. O yüzden aldığınız enerjiyle e, yaptığınız iş arasındaki denge ile alakalı kilo alıp vermeniz. Aynı yemeği yiyorum ben. E bu metabolizman diğer adama göre daha düşükse sen kilo almaya meyillisin yani. Yüksekse kilo almıyorsundur. Bireyin yaşı önemli midir? Evet önemlidir. Bazal metabolizmada yaş ilerledikçe bazal metabolizma düşer. Onun için yaş ilerledikçe hareketini artırmalısın yoksa kilo alırsın. Aynı besini tüketiyorsun ya da besini azaltacaksın. Yaş önemli. Bireyin tükettiği besin çeşidi, ay besin çeşidi önemli değil. Bazar metabolizma ölçmede bireyin yemiş olduğu besin çeşidi mühim değil. Bireyin fiziksel aktivitesi bu da değil. Zaten bazarlı metabolizma da genç arkadaşlar hareketsiz bir ortamda, oda sıcaklığında fiziksel aktivite yapmadan, mide boş, 12 saat önce yemek yemiş olman lazım. Bu durumda ölçüyorlar zaten. Yani senin fiziksel aktivite ne yaparsan gün içinde mühim olan o değil zaten. Onu ölçmüyorum. O farklı bir şey. O zaman bazel metabolizmada bireyin yaş önemli, diğerleri önemli değil. 6 numara ifadeni hangiri doğrudur. ATP molekülü ile ilgili olarak tüm canlı hücreler kendileri sentez evet doğrudur. Bütün canlı hücreler ATP'yi kendisi üretir. Komşudan bir ATP alırım öyle bir durum yok. Kendini üreteceksin. Komşudan bir ATP alma durumu. Komşuya da bir ATP veremez. Öyle bir durum yok. Sentezlemesi fosforlasyon. Az önce söyledim. Fosfatlamak. Yapıya fosfat eklemek anlamında. ATP dediğimiz durum ADP'ye ADP'ye bir fosfat ekliyorsunuz genç arkadaş fosforilasyon dediğim durum bu. Ne üretmiş oluyorsun? ATP adenozin trifosfat. Yapısında iki fosfat bağı bulunur. Evet yapısında iki tane fosfat bağı bulunur. Doğru. Şöyle bir baz, şöyle bir şeker vardı. Bir tane ester, şöyle de iki tane de dalgalı olan şunlar genç arkadaşlar. Fosfat bağlarıdır diyoruz. Şu bu birincisi ester bağı. Bunda yüksek enerji yok. Bak dalgalı olanlarda var. İfade doğru. Yes. Yapıştır. Edirne. Aşağıda şekillerde verilen insanlardan hangisinin metabolizması bazal seviyededir? Şimdi bazal metabolizmayı ölçmek için bir sıcaklık önemli. Odanın sıcaklığı normal. N, a da olması gerekenler. O da sıcaklığında olacaksın. 2. Fiziksel aktiviten olmayacak. Şu abi gibi koşmayacağım. Bu arkadaş gibi böyle yardırmayacağım. Bu durum yok. 3 numara yemekle alakalı miden boş olacak tamam mı? 12 saat önce yemek yemiş olman gerekiyor. Miden çalışmayacak. Böyle bir durum olmayacak. 3. Sinir sistemin de normal olacak. Sinir sistemi normal. Yani kapının önünde kanlım bekliyorsun senin bazal metabolizman ölçülmez. Yani o heyecandan böyle doruktasın. Hadi bazal metabolizmin çok yüksek çıkar. Böyle olma. Tedirgin olmayacaksın. Şu arkadaş gibi böyle tedirgin. Su içen ceylan gibi olmayacak. Bunun bazal metabolizması yüksek çıkar. Peki bu arkadaş gibi de uyumayacaksın. Uyuduğunda da bazal metabolizman normalin altına düşer. Nasıl olacak? Böyle. Bak aynen gördüğün gibi. Oda sıcaklığında üstün giyinik rahat bir şekilde burada mide boş bu şekilde bekleyeceksin. Bunu da bazal metabolizmanı ölçecekler. Aşağıdaki grafik 3 farklı insandan metabolik faaliyetleri göstermektedir. Birinci bireye bakalım. Anabolizması katabolizmasından Genç şu adam genç. Şu adam e, ona göre ne olmuş? Anabolizma gitgide düşmüş. Bu da orta yaşlı diyelim buna. Şu adam da yaşlı. Ya da şuna bebek diyebilirsin. Şuna e, genç diyebilirsin. Yaş ilerlemiş buna göre. Peki grafiklerden hangileri çizilebilir demiş. Bir numara protein sentezi. X'de daha fazla anabolizma daha fazla gördüğün gibi anabolizma yüksek. Tamam en fazla onda. Sonra Y'de sonra Z'de doğru demiş. Hücresel yıkım yani katabolizma. Katabolizma en fazla kimdeymiş? Katabolizma kıpkırmızı olan. Gördüğün gibi Z Y X olacak bu seferde. Z, Y ve X. Eyvallah, doğrudur. Bazal metabolizma, bazal metabolizma dediğimiz durum bununla alakalı olarak gençlerde daha yüksekti. O zaman bu adamda yüksek olması normal. Sonra bunda ve sonra bunda olacak. Bu adam yaşlıydı. Bazal metabolizma yaş ilerledikçe düşüyor demiştik. Üçü de doğrudur. Edirne'yi yapıştırdım. Aşağıda şekilde ATP verilmiş. Bununla alakalı bunları sormuş. Mesela şu neydi? Yüksek enerjili fosfat bağlarıydı bu C. B dediği ester bağıydı genç arkadaşlar. A dediği de glikozit bağ. Glikozit bağ. Glikozitik bağ da deniyor. Buna göre numaralı bağlarla ilgili olarak hangisi? Hangileri yanlıştır? A karbonhidratlarda da bulunan glikozit bağdır. Yes. B'nin parçalanmasıyla metabolik su oluşur. Genç arkadaşlar bağların oluşması sırasında su oluşur. Parçalanmasında su oluşmaz. Su kullanılır tamam mı? Yapım sırasında yapım sırasında sırasında su açığa çıkar. Su oluşur. Yıkım sırasında su oluşmaz. Yıkım sırasında sen gidiyorsun su veriyorsun. Hidroliz suyla parçala. Dehidrasyon su çıkan yapım reaksiyonu. Enerji C bağlarında depolanır doğrudur. Şu dalgalı olanlar yüksek enerjinin fosfat bağlarıdır. Bize neyi soruyor? Yanlışı soruyor. B'yi yapıştırdım. Geldik onun sorumuza. Onun sorunu ne diyor bir bakalım. Aşağıda yüce de kullanılabilen enerji sağlayan bir molekül olan ATP şematize edilmiş. Tamam ATP'nin şeklini vermiş bize adam. Adenin azotlu organik baz var. Riboz şekeri var burada konulmuş. Ve yan tarafına da fosfatları verilmiş. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ATP'nin yapısında bulunmaz şeklinde bir soru var. Bakalım A demiş fosfat grubu var değil mi? Şu dediği fosfat grubu. Bu H3PO4 fosfat grubu. Var mıymış? Varmış. Yüksek enerjili fosfat bağı. Genç arkadaşlar şunlar burada düz çizilmiş ama bunun işinin orijinali şöyledir. Bunlar böyle dalgalı olması lazım. İki tane şununla şu yüksek enerjili fosfat bağlarıdır bunlar. Şu arkadaş şuradaki ester bağdır. Ester. Şuradaki glikozit bağı glikozit. Normalde de işte nükleotitlerde kullanılan bağlar bunlar. Ancak buradaki yüksek enerji fosfat bağdır. ATP'nin içerisindeki enerji burada tutulan bağlar burası. Evet var mıymış? Varmış. Glikozit bağı evet yapıştırdım. Şurada glikozit bağı var. Normalde karbonhidratlarda var ama ATP'nin içerisinde de bulunuyor. Nükleozit dediği yapı genç arkadaşlar şöyle. Şimdi bu azotlu organik baz ile yan tarafındaki riboz şekerini birleştirirseniz bunun adı nükleozit oluyor. Nükleozit oluyor. Şöyle buna bir tane de fosfat eklerseniz nükleotit. Yani adenozin dediğin durum şu. Adenozin aslında bir nükleozittir. Adenin ve A artı riboz. İleriki adenin olmak zorunda değil. Bu ATP olduğu için burada böyle. yarım gün işte guaninle riboz, guaninle deoksiriboz da birleşse bile. Yani bazla şekerin birleşmesine nükleozit deniyoruz. Baz şeker nükleozite bir de fosfat eklersen o zaman da oluyorsa da nükleotit. Nükleozit de var mıymış? Varmış genç arkadaşlar. Peptit bağ. Genç arkadaşlar peptit bağ dediğimiz nerede olur? Proteinde olur değil mi? Proteinin içerisinde olur olmaz. Peptit bağını tuzak olarak da soruyoruz. Mesela DNA'nın içerisinde var mı şeklinde sorular da geliyor. DNA'da da olmaz. Orada da yoktur. ATP'nin içerisinde de peptit bağ bulunmaz. Proteinlerin içerisinde amino asitlerin arasındaki şu bağın adıdır peptit bağ. Burada işi yoktur gençler. Evet 60 testte TTB biyolojide de 11. testin sonuna geldik genç yani arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Eyvallah.